Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray'da Cuma gecesi yaşanan olayda Aksaray'da ikamet eden ve bir fırında çalışan 31 yaşındaki Sami Demirhan işe giderken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece saat 2 sıralarında Aksaray Merkez Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi kaza. Sultanhanı ilçe nüfusuna kayıtlı ve Aksaray'da ikamet eden 31 yaşındaki Sami Demirhan, gece saat 2 civarlarında bisikletle çalıştığı fırına gittiği esnada Alparslan Türkeş Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpan aracın olay yerinde durmayıp kaçtığı ve kaza sesini duyan cadde sakinlerinin olayı emniyete bildirmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ağır yaralanan Sami Demirhan'ı ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Sami Demirhan yaşamını yitirdi. Emniyet ekipleri Sami Demirhan'a çarpıp olay yerinden kaçan vicdansız sürücüyü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken MOBESE ve çevre kameralardan tespit ettiği bir şüpheli araç sürücüsünün de yakalandığı öğrenildi. Sami Demirhan ise Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Aksaray Ervah Kabristanlığı'nda defnedildi. Aksaray Merkez Doğan Tarla Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi kazadan sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Biri ağır, dört kişi de yaralandı. Aksaray Merkez Doğan Tarla Yolu Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi kaza sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken biri ağır, dört kişi de yaralanarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Selime kasabasından Aksaray istikametine gitmekte olan Yusuf Salun yönetimindeki 68 plakalı otomobil, Doğan Tarla Köyü kavşağında iddialara göre kavşaktan ana yola kontrolsüz çıkan 68 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobilin karıştığı kazada Yusuf Salun idaresindeki 68 plakalı otomobil de yoldan çıktı. Meydana gelen kazada Yusuf Salun'un kaza yaptığı araçta bulunan kalp ve tansiyon hastası Necip Salun ve eşi Aşire Salun rahatsızlandı. Araçlarda bulunan 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası kalp krizi geçiren Necip Salun hayatını kaybederken eşi Aşire Salun yoğun bakıma alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da kız kardeşini ailesiyle bir olup döven abi tutuklandı. Diğer 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay geçtiğimiz gün Aksaray Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Kız kardeşi Kadriye'yi seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan tutuklandı. Diğer abisi, ablası, eniştesi, yengesi ve eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarlaya çapa yapmaya giden iki ailenin taşındığı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk, toplamda 11 kişi yaralandı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarlaya çapa yapmaya giden iki ailenin taşındığı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı. Kaza saat 8 sıralarında Karakol Yaylası'nda meydana geldi. Tarlaya çapa yapmaya giden iki aile üyelerini taşıyan 43 yaşındaki Mustafa Eri yönetimindeki 63 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücüyle beraber minibüsteki 10 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının görünme sıklığı artıyor. Hayvanlardan insanlara rahatlıkla bulaşabilen hastalık, özellikle açık alanlarda çalışanlarda görünme sıklığı daha da fazla. Bununla ilgili de veteriner hekim hem de Veterinerler Odası Başkanı Önder Yıldız bir konuşma yaptı.
Sevgili seyirciler, Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığı son yıllarda Türkiye gündeminden düşmeyen önemli ve tehlikeli bir hastalık. Bununla ilgili Aksaray Veterinerler Derneği Başkanı Sayın Önder Yıldız'dan bilgiler alacağız. Evet, öncelikle Tolga Bey'e hoş geldiniz diyorum. Konu gerçekten önemli bir konu. Türkiye'nin özellikle yaz aylarında çok sık görülen bir hastalık. Hastalık Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığı adı altında bilinmekte ülkemizde ve genellikle kenelerden bulaşmakta. Etkeni taşıyan virüs ve kenelerle hızlı bir şekilde hayvandan insana taşınabilmekte. Tabii insan vücuduna geçtiğinde ya da başka bir bünyeye virüs yerleştiğinde bazı klinik semptomlara neden oluyor. Bunların başında tabii halsizlik, iştahsızlık, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, ağır vakalarda tabii kanamalar meydana geliyor. Mide kanamaları, bağırsak kanamaları, göz işlerinde kanamalar meydana geliyor. Mortalite oranı yani ölüm oranı yüksek. Zoonoz bir hastalık, hayvandan insana geçebilen bir hastalık. Bu noktada halkımızın ciddi şekilde dikkat etmesi gereken bir durum. Hastalık hangi yollarla bulaşabilir? Tabii çeşitli yollar var, bulaşma yolları. Özellikle bu virüse ait kenelerin insan vücuduna bir yerde tutunmasıyla hastalık meydana geliyor. Tabii bunun yanında kenelerin çıplak elle tutulması şeklinde de bulaşabilir. Virüsü taşıyan hayvanların kanları, dokuları vesaire gibi organlarının teması ile de hastalık bulaşabilmekte. Aynı zamanda Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığı hastalarının kan ve diğer organları ile direkt temasta da hastalık hayvanlardan insanlara geçebilmekte. Yine Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığı hayvanlarda görülebilir mi diye bir soru akla gelirse genellikle hayvanlarda bu hastalık görülmüyor. Ancak hayvanlar bu konuda üzerlerinde keneyi ara konakçı olarak taşıdıkları için hastalıkları bulaştırma noktasında ve insanlara taşıma noktasında ciddi bir kaynak olarak görülmekte. Bunun için yetiştiricilerimizi özellikle şu noktada uyarmamız gerekiyor sizin aracılığınızla. Özellikle yaz aylarında kene yönünden bunun yanında tabii bit, pire vesaire paraziter mücadele yapıyor zaten yetiştiricilerimiz ama bu hastalığı bulaştırabilen, bu virüsü aktarabilen kene yönünden düzenli olarak ayda bir defa ya da çok zorda kalırlarsa 2 aylık, 3 aylık dönemlerde hayvanların kene yönünden aşılanmaları, banyo, püskürtme, dökme vesaire ilaçlarla ilaçlanmaları gerekmektedir. Tabii bu insanların özellikle piknik alanlarında, işte yazın biliyorsunuz çok sık olarak piknik alanlarına gidiliyor. Oralarda da mümkünse yerel belediyeler aracılığıyla kamp yapılacak, piknik yapılacak, konaklanacak alanların ilaçlanmaları gerekmektedir. İnsandan insana hastalık bulaşabilir mi? Bulaşır. İnsandan insana kan ve vücut sıvıları ile bu hastalık bulaşabiliyor. Ve yaklaşık inkübasyon süresi 14 günlük bir süreyi kapsıyor. 14 günlük süre içerisinde hastalık varsa klinik semptomlar oluşmaya başlıyor. Biraz önceki saydığımız gibi işte bulantıdır, kusmadır, kas ağrısıdır, baş ağrısıdır. Bunlar görülüyor. Ateş tabii inatçı bir ateş, uzun süreli inatçı bir ateş görülmeye başlıyor. İleri dönemlerinde tabii hastalık virüs vücuda artık oturmaya başladıktan sonra deride dökülmeler, kızarmalar, pullanmalar olmaya başlıyor. Ve bir ileri aşamada ki orası çok önemli işte ölüm meydana getiriyor o dönemlerde diş eti kanamaları, göz etrafında kanamalar, cilt kanamaları, mide bağırsak kanamaları, akciğer kanamaları, beyin kanamaları gibi rahatsızlıklar oluşarak tabii burada da hastalığın riski ve mortalite oranı artmış oluyor. Tabii kimler risk altında? Burada bu hastalıkta risk altında olan insanlar var. Kimler bunlar? Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan, köylerde yaşayan ya da kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimiz ve çobanlarımız bu noktada çok dikkat etmek zorundalar.
Yine kasaplar, özellikle hayvan kesimiyle uğraşan kasaplarımız ve mezbahada çalışan çalışanlarımız hastalık yönünden risk altındadırlar. Yine veteriner hekimlerimiz özellikle sürekli klinik ve muayeneye gittikleri için risk altındadırlar. Askerlerimiz tabii doğada, tabiatta, doğa şartlarında çalıştıkları için risk altındadırlar. Bunun yanında kamp ve piknik yapan insanlarımız risk altındadırlar. Bu Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığı ile temas eden sağlık personelleri risk altındadırlar. Yine laboratuvar çalışanları ve hasta yakınları risk altındadırlar. Bu saydığım meslek grubu ya da bu gruptaki insanlarımızın ve yetiştiricilerimizin biraz daha dikkatli olmaları gerekmektedir bu konuyla ilgili olarak. Hastalığı nasıl tespit ederiz? Biz yani normal bir insan olarak inatçı bir ateş, uzun süreli bir ateş, düşmeyen bir ateş ve biraz önce klinik semptomlarını saydığım bulgularla karşılaşırsak en yakın hastaneye giderek oradaki sağlık personeli arkadaşlarımıza kontrol olmamız ve muayene olmamız gerekmektedir. Hastalığın teşhisi genellikle serolojik testlerle olmaktadır. Serolojik muayene ile çok kolay tespit edilebilmektedir. Tabii dünyada aslında hastalık çok önemli ve ölüm oranı çok yüksek. Yaklaşık olarak %40'larda, yani görüldüğünde ölüm oranı %40'larda, ama ülkemizde sevindirici bir durum var. Özellikle Kene yönünden Tarım Bakanlığımız çalışanları ve serbest çalışan veteriner hekim arkadaşlarımız ve kamuda çalışan veteriner hekim arkadaşlarımızla sağlık çalışanlarımız ilaçlama yönünden ciddi bir özveri gösterdikleri için Türkiye'de genellikle %5 civarındadır ölüm oranı. Ama tabii bu %5'lik rakam da çok büyük bir kısmı kapsamaktadır. Onun için yetiştiricilerimizin bu konuya özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Bir uyarıda Tolga Bey şunu yapalım. Kene vücuda yapıştığı zaman vatandaşlarımızın en büyük yanlışlarından bir tanesini yapmaması için şunu önerelim. Bir eldiven giyerek ya da işte bir bez parçası alarak elimize kenenin elimize temas etmesini engelleyerek bir cımbız ya da pens yardımıyla kenenin yapıştığı yönün tersi yönünde ve sabit bir kuvvetle çekerek keneyi çıkartmamız gerekiyor. Tabii bunun yanında bir pikniğe giden, gezmeye giden halkımızın, insanlarımızın da özellikle keneyi vücudunda çabuk görebilecek beyaz, açık renkli elbiseler giymesi ve mümkünse işte çorapları uzun ve pantolonları ya da eşofmanları, artık ne giymişlerse, orayı kapatabilecek bir çorapla çorabı pantolonun üzerinden geçirmek suretiyle ve güvenli yerlerde piknik yapmalarını öneriyoruz. Böyle bir hastalıkla ilgili bilgi aktarma noktasına bize fırsat verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Konu önemli bir konu, ulusal bir konu. Bu noktada yetiştiricilerimizin de bilgilenmesini istedik. Teşekkür ediyorum. Şimdi de emekli tarih öğretmeni Salih Akyüz'ün Hacı Bektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli hakkındaki konuşmasını getirelim ekranlarınıza. Sevgili seyirciler, Anadolu erenlerinin piri olarak bilinen Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin türbesindeyiz. Değerli Salih Akyüz Hocam yanımızda ve Hacı Bektaşi Veli hakkında bize bilgiler verecek. Efendim, kimdir Hacı Bektaşi Veli? Şöyle söyleyebiliriz. Dediğiniz cümle bütünüyle doğru. Anadolu erenlerinin piri. Fakat bu Anadolu erenlerinin kaynağı da Horasan erenleri. Dolayısıyla Hacı Bektaş Veli bir Horasan ereni. Bizim kültürel terminolojimizde Alp erenler, derviş gaziler motifi vardır biliyorsunuz. İşte bu Alp erenlerin, gazi dervişlerin önderi, piridir Hacı Bektaş-ı Veli. Ahmet Yesevi, Lokman Peren'de çizgisi, ardından Anadolu'ya geliş, Horasan üzerinden Anadolu'ya geliş. Sonra Baba İlyas dergahı,
40'lı yıllarda, 39-40'lı yıllarda Anadolu'yu kasıp kavuran Babai isyanları ve Anadolu Abdalları dediğimiz Abdalan tayfasının içinde Babai isyanlarına neredeyse katılmayan tek adamdır Hacı Bektaş. Kardeşi Menteş'le birlikte içinde bulunduğumuz Suluca Karahöyük o günkü adıyla ve bugünkü Hacı Bektaş köyümüze gelmiş. Bu köye büyük bir Türkmen oymağıyla geldiği düşünülmekte. Çünkü Anadolu'nun muhtelif yerlerinde Bektaşlı oymağına rastlanıyor. Adı Bektaş. Hac görevini falan da ifa ettiği için ve evliyadan sayıldığı için daha sonraları adı Hacı Bektaş Veli olarak anılmakta. Dediğimiz gibi kardeşi Menteş'le birlikte Suluca Karahöyük'e gelmiş. Suluca Karahöyük'ün bir Çepni köyü olduğu düşünülüyor. Ve bir Türkmen yerleşim bölgesi. Burada Anadolu'nun diğer erenleriyle birlikte Moğollara karşı adeta bir direniş sergilenmiş. Hemen komşu Ahi Evran, işte birçok araştırmacı Ahi Evran'a Nasreddin Hoca da demekte. Ahi Evranlarla birlikte Moğollara karşı bir direniş sergilenmiş. Tarihi bir şahsiyet olarak Hacı Bektaş'tan söz eden ilk tarihi kaynaklar Elvan Çelebi'nin ve Ahmet Eflaki'nin eserleridir. İlk kayda geçiş tarihleri 14. yüzyıl. Daha sonra 15-16. yüzyıllarda Hacı Bektaş'ın adeta Anadolu'da destanlaştığını görüyoruz. Çünkü Hacı Bektaş dergahından el almış erenler, abdallar, özellikle mesela Abdal Musa, ki Abdal Musa Antalya'da meskundur, Tekkeköy'de. Orhan Bey zamanında Hacı Bektaş'ı Osmanlı devlet erkanına anlatan, onu tanıtan bir özelliği de var Abdal Musa'nın. Ve yine Hacı Bektaş daha sonra Osmanlı'da teşkilatlanan Yeniçeri Ocağı'nın da piri kabul ediliyor. Velhasıl değerli arkadaşlar, Hacı Bektaş Anadolu'nun çok mübarek bir değeri. Tasavvuf camiamızda da Makalat adlı ünlü eseriyle tanınmakta. Makalattan esinlenerek Hacı Bektaş'ın Sünni bir Türk dervişi olduğu iddia ediliyor. Bunun değerlendirmesini ben araştırmacılara bırakıyorum. Bir kanaat belirtecek değilim. Mesela rahmetli Profesör Esat Coşan öyle diyor. Hacı Bektaş Sünni bir Türk dervişidir diyor. Ancak Sünnilik, Alevilik hiç önemli değil. Hacı Bektaş'ın ortaya koyduğu ilkeler hem Sünniliğin hem Aleviliğin gözü kapalı kabul edebileceği ilkelerdir. Bütün Anadolu'ya dalga dalga yayılmıştır ve şu anda pirin ruhaniyetinin bedeninin huzurundayız. İşte sembolik bir heykeli burada karşımızda durmakta. Kendisine buradan selamlar gönderiyoruz. Saygılar gönderiyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Nevşehir 75. yıl ortaokul müzik öğretmeni Hasan Yılmaz öncülüğünde ortaokul öğrencileri şehitler anısına çektiği Unutma isimli klip sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Ve klibin geliri de şehit ailelerine bağışlanacak. Nevşehir 75. yıl ortaokulu müzik öğretmeni Hasan Yılmaz tarafından bestelenen ve şehitlere ithaf edilen Unutma isimli klipte ortaokul öğrencileri rol aldı. Yaklaşık 50 kişinin katılımıyla 3,5 aylık bir çalışmayla hazırlanan klip sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Öğrenciler tarafından seslendirilen ve canlandırılan klip başta Nevşehir merkez olmak üzere Avanos, Göreme ve Kapadokya'nın belli yerlerinde çekildi.
Klipte rol alan öğrenciler, böylesine anlamlı bir projenin içerisinde yer almaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederken, müzik öğretmeni Hasan Yılmaz ise videodan elde edilecek gelirin şehit ailelerine verileceğini söyledi. Bence şarkı bu millete büyük bir örnek olacak. Ben şarkıyı okurken şehitlerimizin yaşadıklarını, Atatürk'ün bize yaptıklarını ve bu milletin neler yaşadıklarını çok iyi anladım. Bu millet için her şeyi yapanlara çok büyük teşekkür ediyorum. Evet, Unutma şarkısı 3,5 ay önce, yani 3,5 ay uğraştığımız bir şarkı. Hepimiz o şarkı için uğraştık. Avanos'ta bir sürü çekimler yaptık. Gerçekten çok zor oldu ama bence çok güzel bir şarkı oldu. Bunun için Hasan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. O da çok uğraştı. Peki böyle bir şarkı içerisinde bulunmak neler hissettirdi sana? Yani güzel bir duygu hissettiriyor. Özgüveninizi gerçekten çok arttırıyor. Unutma adlı şarkı aslında bütün öğretmenlerin asıl gayesi olan yalnızca matematik öğretmek, yalnızca çocuklara akademik başarı sağlayacakları, sınavlarında akademik başarı sağlayacakları şeyler değil. Öğretmenlerin asıl gayesi çocuklarına bu ülkede bir arada yaşayabilecekleri milli manevi ortak değerleri anlatmaya çalışmak oldu. 3,5 aylık bir çalışma sonucunda biz bu şarkıyı yaptık. Çok şükür böyle güzel öğrencilerle çalışmak bana nasip oldu. Bu şarkıyı bestelemek bana nasip oldu. Ve bunu da videodan elde edeceğimiz gelirleri şehit ailelerine bağışlayarak taşlandırmayı amaçladık. Böyle. Biliyorsunuz aslında ülkece biz birçok şey yaşadık. Çok uzakta bir süreç değil. 15 Temmuz'u yaşadık. Ki zaten tarihimize baktığımız vakit bu ülke 15 Temmuzlar gibi nice badireler atlattı. Bunu da bir müzik öğretmeni olarak kendimizce anlatmaya çalıştık ve Unutma adlı şarkı ortaya çıktı. Unutma! Zafer yer kazan.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 30 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Nevşehir'e gelmekte olan 06 plakalı minibüse Acıgöl istikametinden Nevşehir'e gelmekte olan 50 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken kazada yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından Nevşehir, Aksaray ve Acıgöl ilçesinde bulunan hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Nevşehir'in ilçelerini sel vurdu. O anları yaşayanlar da cep telefonları kamerasıyla o anları çekti. Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrasında Acıgöl ve Avanos ilçesinde sele neden olurken Acıgöl'de yağan yağmur sonrasında Acıgöl-Nevşehir karayolu trafiği bir süre kapatıldı. Acıgöl ilçesinde yağan yağmur sonrasında Acıgöl-Nevşehir karayolunda seyir halinde olan bir araç içerisinde bulunanlar o anları cep telefonuyla kaydetti. Cep telefonuyla yoldan gelen seli gören araç içerisindekilerin konuşmaları ise izleyenleri güldürdü. İlçe merkezinde yollarda yaşanan sel sonrası trafikte giden araç sürücülerinin ise zorlandığı görüldü.
Kırşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur yolun çökmesine sebep oldu. Yolun çöktüğünü fark etmeyen sürücü de arabasıyla çukura saplandı. Kırşehir Medrese Mahallesi Melik Gazi Caddesi üzerinde ZE yönetimindeki seyir halindeki 40 plakalı otomobil yağışın da etkisiyle çöken yola saplandı. Yaralının olmadığı olaya polis ve zabıta ekipleri müdahale etti. Otomobil çekici vasıtasıyla yoldan çekildi. Trafik konulan dubaların ardından normal akışında sağlandı. Bölgede yağışların etkisiyle ikinci kez çökme olayı meydana geliyor. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.